ahlaksızlık özgürlük değildir. Geçtiğimiz pazar günü Taksim'de ahlaksızlığın ve azgınlığın savunulduğu bir gösteri gerçekleştirildi. Eşcinseller, gayri ahlaki hayat tarzlarına müdahale edildiğini düşünerek, sözüm ona onur yürüyüşü adını verdikleri bir eylemle hak arayışına girdiler. Haksızlığa uğradıklarını iddia eden eşcinseller, dillerinde özgürlük naraları, ellerinde ahlaksızlığa davetiye çıkaran pankartlar ile meydanlara dökülerek mücadele vermeye başladılar. Maalesef Avrupa'da ve Amerika'da sıklıkla gördüğümüz bu iğrenç manzaralar artık bir İslam ülkesinde bile yaşanır hale geldi. Ne acı ki azgınlık ve sapıklık gibi şeylerin alenileşmesi yetmiyormuş gibi bir de başımıza bu bela musallat oldu. Sapıklığı ve çirkinlikleri savunanların bunu bir onur mücadelesi olarak takdim etmesi ise belanın nedenli büyük boyutlara ulaştığını bizlere açıkça göstermektedir. Tüm bu olumsuz gelişmeler ülkemiz adına oldukça üzücü ve üzücü olduğu kadar da ürkütücü bir durumdur. İnsan ahlaksızlığı onur meselesi haline getirenleri görünce toplum ne hale geldi diyerek ister istemez üzülüyor. Ellerindeki dövizlerle ahlaksızlıklarını afişe eden ve İslami değerlerle alay eden bu güruh özgürlük naraları atarak yaptıklarını normalleştirmek için meydanlara çıkmış ve sözde hak alırdıklarını iddia etmektedirler. Onlardan her birine sormak lazım. Sizin bu ahlaksızca yaşamınız toplumun en temel unsuru olan aile kavramını tehdit etmiyor mu? Bu nasıl bir onurlu mücadele ki toplumu ayakta tutan aile hayatının ortadan kalkmasını istiyorsunuz? Kendi özgürlüğünüzü isterken milyarlarca insanın özgürlüğünü neden düşünmüyorsunuz? Sizin ahlaksızca yaşamınızı özgürlük kılmak isteyişiniz insanlığın yok olmasına neden olacak, bunu biliyor musunuz? Gerçi nefislerine uyup azgınlaşan bu insanlara ne soru sorarsanız sorun ve ne anlatırsanız anlatın, sırf kendi nefislerinin düşündüklerinden kabul etmeyeceklerdir. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşam sadece aile mefhumunu ayakta tutmakla mümkündür. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Neslin devamlılığını sağlayan tek şey aileden geçer. Aksi yöndeki eğilimler ise bırakın neslin devamlılığını, var olan nesli bile heba eder. Tıpkı eşcinselliğin yaygın olduğu ülkelerde olduğu gibi. Kısacası haddi aşarak azgınlık yapmak helak olmanın en büyük sebebidir. İnsanlığın huzur ve mutluluğu hatta kurtuluşu ancak nikah aktiyle kurulan ailelerin muhafaza edilmesiyle mümkündür. Hakikat gün gibi ortadayken hala bir grup insanın azgınlık derecesindeki gayri ahlaki yaşamlarını özgürlük adı altında şirinleştirmeye ve normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Hem de İslami bir toplumda. Karşılaştığımız bu tuhaf hadise karşısında şu soruyu sormaktan kendimizi alamıyoruz. Nasıl oluyor da ahlak yoksunu olan bu insanlar bir İslam ülkesinde ahlaksızlıklarını aleni bir şekilde sergileyip bir de hak aramaya kalkışıyorlar? Belli ki ortada büyük bir sorun ve buna bağlı olarak yozlaşma var. Eğer öyle olmasaydı ahlak yoksunu bu insanlar cesaret bulup da sokaklara dökülebilir miydi hiç? İslami bir toplumda azgınlığın ve ahlaksızlığın bu denli yüksek bir sesle dile getirilmesi büyük bir tehlikenin habercisi niteliğindedir. Yüce Rabbimiz özellikle neslimizi ve gençlerimizi bu tür sapkınlıklardan muhafaza eylesin. Pek çok ayette ve hadis şerifte ahlaksızca ilişkiler açıkça yasaklanmıştır. Araf Suresi'nin 80. ve 81. ayet-i kerimesinde Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Ayet-i Kerimesinde bahsi geçen Lut kavmi yapmış olduğu sapıkça fiiller nedeniyle helak olmuştur. Demek ki bu tür azgınlıklar helak olma sebebidir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır buyurarak bu tür davranışların kesinlikle zina olduğunu beyan etmiştir. Eşcinsellik toplumun en temel dinamiği olan aile kurumunu yok etmektedir. O nedenle de bu ahlaksızlık toplumlar için büyük bir tehlikedir. Batı ülkelerinde her geçen gün yaygınlaşan bu türden sapıklıklar genç nesli bitme noktasına getirmiştir. O nedenle de önümüzde duran bu hadise çok büyük bir tehlike arz etmektedir. Şu dünya üzerinde eşcinselliği yaygınlaştırmak için büyük mücadeleler verilmektedir. Özellikle medya aracılığı ile yapılan kirli propagandalarla bu sapıklık adeta normalleştirilmekte hatta sevdirilmektedir. Dergilerden kitaplara, internetten televizyon kanallarına kadar her yerde açıktan ve gizliden bu sapıklıklar adeta insanlığa enjekte edilmektedir. Yapılan çirkin işler sanki çok normalmiş gibi gösterilmektedir. Dünya ölçeğinde planlanan bu şer odaklı çalışmalar iyi ve kötü kavramını henüz anlayamamış olan çocuklarımızı ve gençliğimizi olumsuz etkilemektedir. Taksim'de yaşanan son hadise Bizlere bu tehlikenin giderek arttığını göstermektedir. O yüzden başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşu bu hususta özel bir çalışma yapmalı ve projeler geliştirmelidir. Gençliğimizi bu tür çirkinliklerden uzak tutmak için gece gündüz demeden çalışmalı ve bir an önce önlemler alınmalıdır. Ayrıca hükümetin de bu yönde bir çalışmanın içine dahil olması gerekir ki güçlü ve etkili bir sonuç alınsın. Aksi takdirde toplumumuzun devamını sağlayacak olan gençliğimiz bu tür yanlışlıkların içine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Son olarak duyarlı olan her bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Ne melanzımcılık mantığı ile ne olacak ki bir avuçlar zaten diyerek işi hafife almamalıyız. Acil olarak önlemler alınmalı ve bu yöndeki çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Yoksa kaybettiğimiz her an ahlaksızlığın hanesine puan kazandırmaktadır. Çünkü onlar ahlaksızlığı yaymak için sürekli çalışmaktadırlar. Batıl olan davaya ciddiyetle sarılan şer güçlere karşı biz Müslümanlar da aynı ciddiyetle hatta daha fazlasıyla mukabele ederek çalışmalıyız ve mücadele vermeliyiz. Eğer bu işe sahip çıkmazsak toplumumuz her geçen gün bu türden sapıklıkların pençesinde bozulup gidecektir. Uyarmak bizden, ıslah etmek Rabbimizdendir. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu